Diyalog Medya Grubu. Odak noktasından mutlu akşamlar ve iyi haftalar. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere herkese selam olsun. Bizi ülkemizden, belki Güney Kıbrıs'tan bile, Türkiye'den, İngiltere'den, belki de program tekrarlarını şu anda değilse bile belki ilerleyen dakikalarda ya da saatlerde Avustralya'dan bile izleyecek olan, izleyen herkese merhaba diyelim. Biz sizlerin bizleri izlediğini çok iyi biliyoruz. Zaman zaman mesajlarla da bizlere bunları iletiyorsunuz. Bizi unutmayın mesajları veriliyor. Tabii ki unutmuyoruz. Buradan da selam gönderelim efendim. Yine bir hafta, yepyeni bir hafta. Umarız iyi haberler alıp sizlere iyi haberler veririz. Ama gündem buna pek elverişli değil efendim. Pek çok başlık var, tartışılabilecek, konuşulabilecek ama bugün hemen hemen genel hatlarıyla belki de bir programla sizlerle birlikte olacağız. Uzun zamandır belki de ağırlamak istediğimiz ama bir türlü fırsat bulamadığımız çok değerli bir konumuz var bugün stüdyomuzda. Akademisyen Sayın Nazım Beratlı ile beraberiz. Değerli hocam, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Yazın sonuna geldik. Havalar da mutedilleşti. O kötü sıcak geçti. Daha serin, daha rahat. Okullar da açıldı. Normal rutinimize girmek üzereyiz yani. İyiyim. Allah'a şükür. Yeter ki sağlık olsun. Evet. Gerisini bir şekilde halletmeye çalışırız değil mi efendim? Evet. Pek çok konu var aslında konuşacağımız. Siz hemen hemen pek çok konuyu zaten köşe yazılarınıza zaman zaman değerlendirip bunlarla ilgili mesajlarınızı veriyorsunuz. Çok farklı bir üslubunuz da var. Böyle kalıp mesajlar değil, zaman zaman şaşırtan mesajlar veriyorsunuz ederim. Ve bir kesim, bir zümre ya da bir görüş ya da bir ideolojiye yönelik olduğunu düşünmüyorum yazılarınızın. Dolayısıyla değerlendirip bir süzgeçten, bir deneyim süzgecinden geçirerek bunları kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Bunların da çok etkili olduğunu ve takip edildiğini de biliyorum. Fırsat oldu, kırmayı programımıza geldiniz. Bugün biraz da burada konuşalım diyoruz. Efendim, zor bir dönemden geçiyoruz. Hangi dönem kolaydı ki? Klişe bir laf olabilir ama malum bu yeni hükümetin, başarılı olmasını çok arzu ettiğim bu yeni hükümetin ne yazık ki bazı talihsizlikleri oldu. Evet. Hükümetin kendi belki tecrübesizliği denilebilir bunlara, bazı alınan kararlarla ilgili çok tartışmalar yaşandı ama bir de bunun üzerine Türk lirasından kaynaklanan bir ciddi ağır bir ekonomik kriz yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Hükümet daha koltuğa oturmadan bir de bu ekonomik krizle uğraşmaya çalıştı. Bir seçim, bir bütçe maratonu ve geldiğimiz nokta efendim herhalde çok net bir şekilde önümüzde duruyor. Bir krizi yaşıyoruz. Belki de daha da bunun tesirini yaşayacağız. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim hükümetin durumunu, bu sorunla mücadele etme şeklini, vatandaşın verdiği tepkileri, refleksi, ruh halimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir defa vatandaş zaten sıkıntılıydı. Şimdi sıkıntının katmerler büyüdüğünü görüyoruz ve ne yapacağını bilemez bir hale geldi. Zaten faizlerle boğuşuyordu vatandaş. Şimdi bir de dövizle boğuşmak durumunda kaldı. Her şeyin fiyatının yükselmesi ve bu yükselmenin duracak gibi görülmemesi bir yandan. Gelirlerin artmasının olanağının da olmaması bir yandan. Bu sıkıntı bir defa toplumu geriyor, umutsuzluğa sevk ediyor ve reaksiyoner bazı tavırlar geliştirmesine neden olabiliyor. Hükümet açısından baktığımız zaman farkındaysanız son 20 yıldır neredeyse Kıbrıs'ta hükümeti oynayan partiler ekonomik durumdan çok Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgilenmişlerdir ve varsayılmıştır ki Kıbrıs sorunun çözümüyle ekonomik sıkıntılar da bir ortadan kalkar. Tabii birkaç yıl önce Rum tarafının yaşadığı ekonomik sıkıntının boyutları ve Avrupa Birliği'nin buraya Timvira ataması ve aldıkları tedbirler
öyle sadece çözüm yapmakla veya Rum tarafıyla anlaşmakla diyeyim, çünkü çözümün değişik anlamları var. Ekonomik yönden de rahatlayabileceğimiz varsayımının çok da doğru olmadığını gösteriyor bir yandan da. Ama ekonomi yönetiminde hükümetlerimizin hazırlıksız geldiklerini görüyoruz. Şimdiki hükümetten bahsetmiyorum. Hepsinden aynı durumu görüyoruz. Ve sanki de kamu maliyesini toparlamakla ekonominin bütünü de toparlanacakmış gibi bir yaklaşıma geldiklerini görüyoruz. Ve onu bile toparlamanın çok zor olduğu bu koşullarda başarısız olduklarını görüyoruz. Yani daha kısa bir süre önce bir başka parti hükümetteydi. Aynı başarısızlık suçlamalarına o da muhataptı. Seçim yapıldı. Bir dörtlü koalisyon kuruldu ondan sonra. Çok kısa bir süre içerisinde nefes almaya fırsat kalmadan bir döviz krizi patladı. Şimdiki hükümet aynı suçlamalara muhatap. Emin olun ki bu hükümet gitse, bir başka koalisyon kurulsa, hani deniyor ya, bekleniyor işte Anadolu Muhalefet Partisi'nin genel kurulu, başkanlığı değişecekler falan. Bütün onlar olsa ve onların ağırlıkta olduğu bir hükümet kurulsa aynı sıkıntıları yine yaşayacağız ve onlar da aynı eleştirilere muhatap olacaklar. Çünkü sorunumuz yapısaldır. Sorunumuz yapısaldır. Ve biz bu yapısal sorunu çözemediğimiz sürece bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz. O bakımdan size gelmeden önce eski televizyon programlarıma bir göz attım da orada bu hükümetin kurulduğu gün bir televizyonda söylediğim bir lafı hatırladım. Demişim ki bu hükümette en azından iki tane çok sevdiğim adam var. Biri başbakan, öteki maliye bakanı. Onlar olsun, başarılı olsun diye hiçbir şey istemesem, onun için bile bu hükümetin başarılı olmasını isterim. Kaldı ki hükümetin başarısız olması memleketin sıkıntıya düşmesi demektir. Başarılı olması memlekette refahın gelişmesi demektir. O bakımdan gönlüm bu hükümetin başarılı olmasını diler ama dört partiyle kurulan böyle bir hükümetin bu memlekette çok başarılı olacağını düşünmüyorum demişim o gün. Neticede bugün de ne yazık ki biz yanılmalar aynı şeyleri söylemek durumundayız. Çünkü bizde bir de başka yanlış anlayış var. Sanki zannediliyor ki dört partiyi bir koalisyon kurduğumuz zaman kimlerin bakanlığını aldıysa, hangi bakanlığı aldıysa o bakanlık onun baronluk merkezi zannediliyor. O bağımsız karar verir. Oysa Hine Hacet'te politik ve hukuksal sorumlu başbakandır. Ve yetki de ondadır. Yani bir de öyle alışkanlıklarımız var. Yani mesela TDP'nin elindeki bakanlıklar, CHP'nin elindeki bakanlığın birbirine haberi olmayabiliyordu. O başka bir şey yapıyor, öteki başka bir şey söylüyor. Birkaç örneğin son bugün gene yaşadık bunu. Yani bu ahenkli hükümet kuramamanın da şeyi var, payı var. Ama tekrar söyleyelim ki asıl olan yapısal sorunlarımızdır. Kim gelse bu yapı içerisinde bu sıkıntıları aşamaz. Bu sorunlar bizimle beraber yaşamaya devam edecek. Biz bu adada yaşamaya devam ettiğimiz sürece. Bunu nasıl aşmak gerekiyor? Bu yapısal sorunlar nasıl çözülecek? Acaba bir yönetim sistemi değişikliğine mi ihtiyaç var? Hani konuşuluyor ya, bir sistem değişirse her şey düzelecek. Zaten bu sistem en büyük sorun. Bunu aşamıyoruz. Bunu aşarsak sistemle beraber sorunlar da çözülür yaklaşımı da var. Buna katılır mısınız? Bakın, ben başkanlık sisteminden yanayım. 40 yıldan beri bunu yazıyorum. Yani. Ama bir başkanlık sistemine geçmekle bu sorunların çözüleceğini murat etmek, ummak veya beklemek doğru olmaz. Niye başkanlık sistemine inanayım? Çünkü bugün bu parlamenter sistemde bir aral acayip iş yaşıyoruz. Mesela parlamenter sisteme niye parlamenter derler? Çünkü bakanlar parlamentodan çıkar. Biz dışarıdan bakan atıyoruz, sisteme parlamenter sistem diyoruz. Başkanlık sisteminde dışarıdan bakanı atar ama sorumlusu başkandır.
Şimdi dışarıdan bakan atıyorsunuz, sorumsuz ama yetkili. Sorumluluğu da yok. Buna itiraz etmiyoruz. Madem ki bunu istiyorsunuz, bunun dışarıdan bakan atamanın yolu başkanlık sistemidir. Buyurun ona geçelim deyince de diğerini sövüyorsunuz. Biz bu Türk zihninde, Türkiye'de öyle değil. Şu düşünür hemen. O sisteme geçersek bizim adayımız kim? Kazanır mı? Kazanamaz mı? Kazanamaz. Tamam geçmeyin. Ondan karşı çıkılıyor. Ebedi biz kazanamayız düşüncesiyle karşı çıkılıyor. Oysa ondan söyleyelim ki başkanlık sisteminde de başkan iki defa seçilebilir. Yani üçüncü de başka birinin gelmesi lazım. Şimdi eğer bir türlü kazanacak bir aday çıkaramıyorsanız da siyasetteki varlığınızın esbabı mucibesini de erdirmeniz lazım. Yani niye siyasetteyiz, seçim kazanamıyorsak diye düşünmeniz lazım. Ama dedik ya biraz önce dışarıda konuşurken biz çok fazla düşünmeyi tercih etmiyoruz. Hele düşüncenin ucu kendimize dokunacaksa mümkünse hiç düşünmemeyi tercih ediyoruz. Reaksiyonlarımızla, tepkilerimizle, duygularımızla, kinlerimizle, nefretlerimizle siyaset konuşuyoruz. O bakımdan da bir türlü doğruyu bulamıyoruz. Sistemden bahsettim biraz önce. Yani sistem evet. Dediğim. Sistemde olan hataları bu program anlatmaya yetmez. Bu hataların oluşmasında sorumluluğun kime ait olduğunu konuşup da etrafı suçlamaya da bu program yetmez. Kim kurdu? Biz kurduk hep beraber. Onayladık. Onaylamasaydık bu kadar seçim, bu sistemle bizi yönetenlerin hükümet olmalarına oy vermezdik. Herkes ne koparırım bu sistemden diyerekten bir beklenti içerisinde davrandı. Ama sonunda geldik gördük ki deniz bitti. Evet. Çok özet bir şey söyleyeceğim. Tarih boyunca dünyanın her tarafında bu çeşit ekonomik sistemler tüketimi kısarak aşılmıştır. Çok özet söylüyorum bunu. Tüketimi kısıp üretimi artırarak aşılmıştır. Bizim de başka bir yolumuz yoktur. Yani onu söylemekte bir beis yok. Toplum ona hazır mı? Esas soru budur. Çünkü ekonomi sonuçta insan davranışlarına bağlıdır. Evet. Toplum ona hazır değilse ya daha derin bir bunalıma düşeceğiz demektir. O zaman hazır olacak. Yani gönül ister ki bilinçle toplum bunu uygulasın ve daha derin bunalımların kıskacında zorla uygulamak mecburiyetinde kalmasın. Biz de değiştik zaman içerisinde toplum olarak da muhtemelen alışkanlıklarımız var, beklentilerimiz var, hayat mücadelelerimiz var. Ama bir de şu var, bir de beklentiler var. Evet, herkes mutlaka bir şeylerin değişmesi gerektiğini ertesi gün olduğunda, yeni bir gün doğduğunda, sokak kapısını açtığınızda, dışarı çıktığınızda gördüğünüz manzaranın değişmesini istiyorsunuz, bekliyorsunuz ama bunu yapan, bununla ilgilenen kimse yok. Hayatı değiştiren, işinizi değiştiren, maaşınızı artıran bir yapı, bir adalet, bir merci, bir makam yok. En fazla dua edebiliyorsunuz, bir de oy verebiliyorsunuz. Durum bu. Ve günlük hayatınızı kurtarıyorsunuz. Bu hale geldik. Bunun dışında da eğer bir gün sorumluluk alma sırası vatandaşa geldiğinde ya da eğer bizi yönetenler bunu söylediğinde de buna da çeşitli refleksler gösteriyoruz. Belki haklı, belki haksızca. Bu son yaşanılan kriz döneminde de alınan bazı önlemlerle ilgili olarak tabii ki herkes önce kendini koruma refleksi gösterdi. Evet. Ama oysa ki Sayın Başbakan Tufan Erhurman şunu söyledi. Bir kabile olmadığımızı ispat etmek durumundayız dedi bir açıklamasında. Yani bir kabile miyiz, bir topluluk muyuz yoksa bir devlet miyiz? Aslında daha doğru ifadeyle bunları söyledi. Ortaya koymuş olduğumuz manzara, eylemler, talepler, hükümete yönelik eleştiriler. Acaba bir toplum muyuz yoksa bir devlet miyiz, bir topluluk muyuz, bir devlet miyiz sorusunu herhalde yanıtlıyor. Herkes kendine göre farklı yanıtlar da çıkarabilir. Ama ben bundan bir yanıt aldım kendimce. Paylaşmak durumunda değilim müsaade ederseniz. Şunu görüyoruz. Yalnız vatandaşın da yaptığı eleştirilere baktığımızda hükümet samimi değil ki biz bu
fedakarlığı yapalım, feragatı gösterelim yanıtını alıyoruz. Hükümetler samimi olduklarını ispatlayamıyorlar aldıkları kararlarla. Dolayısıyla vatandaş da bunlara çok sert tepkiler gösteriyor. O seferberlik günleri, herkesin aynı maaş aldığı, bir kuru ekmeği paylaştığı o günler tekrar yaşanmasın ama o günleri arar hale geldik. O birlik beraberliği, o dönemi arar hale geldik. Biz onları görmedik ama görenleri çok iyi biliyoruz. Sizler gördünüz bir şekilde. Evet. Dolayısıyla anlatılanları, yaşananları bugün de anlayabiliyoruz. O günleri arıyoruz. O şartları değil ama o birlik beraberlik duygusunu nasıl bu duyguyu yeniden canlandırabilir hükümetler? Samimi olmak için ortaya ne koymak gerekiyor? Şimdi bakın, hükümetlerin samimiyetinden öteye bizim ülkemizde siyasete güven meselesi zedelendi. Niye? Bu partilerin yapısı şöyle böyle. Güzel, o partileri ben yaşatmıyorum, siz yaşatıyorsunuz. Oylarınıza yaşatıyorsunuz. Kimden şikayet ediyorsunuz? Yani en çok suçlanan parti bu ülkede, en çok seçim kazanan partidir. Doğrudur. Vatandaş suçluyor, oyunu veriyor. Niye? Seçime katıldım, bilirim. Kazandım da kaybettim. Nasıl kazandığını da biliyorum. Yani şimdi eğer seçmenin talebi kendine bir çıkar sağlanması karşılığında oy vermek ise, politikacı da ona o vaadi verir. Ve en sonunda politika vaat değiş tokuşuna şeye gelir. Ben bir seçimde Türkiye'de görevliydim de Rize'de. Çay fiyatlarına Tansu Çiller bir şey söyledi. Demirel artırdı. Tansu Çiller daha da artırdı. Demirel'in hat dedi ki ne veriyorsa 5 fazla. Bu hale getirirseniz tabii siyaseti bu hale getirirseniz sonra güvenmezsiniz. O siyasete niye aldattı beni? Talebin haklı mıydı acaba? Adil miydi beklenti ve talep? Ülke çıkarına mıydı? Yoksa şahsi çıkarın için miydi? Genellikle şahsi çıkar için talepler yapılıyor. Ve aldatılıyorlar. Sonra siyasete güvenim kalmadı deniyor. İnsan aldatılmak için çanak tutuyorsan geçen biri aldatacak. Yani kusuru kendimizde de aramalıyız diyorum. Vatandaş olarak kendimizde aramalıyız kusuru. Ne bekliyorsun siyasetten? Ne talep ettin? Neyi alamadın da? Yani mesela Norveç düzeni bir milli gelir mi talep ettin de alamadın? Yani Kuzey Denizi'ndeki petrol yataklarını ver bana, ben de vereyim sana o milli geliri, Norveç'in milli gelirini. O koşulların var mıydı? Öyle bir genel bir şey, yani işte sanayileşme talep ettin de. Ben başımdan geçen bir örnek anlatayım size. Malezya'ya bir ziyaret yapmıştım. Milletvekiliydim. Ve oradaki başbakanın baş danışmanı tesadüfen bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yargıç hanımın Londra'dan sınıf arkadaşıydı. Allah iyiliğini versin. Aracı oldu. Telefon açtı. Kartını verdi. Gönderdi. Bir küçük hediye gönderdi. Ben baş danışmanı da orada hanımın adını vereyim, Gönül Erönel hanımdı, emekli yargıç. Onun sayesinde ben Malezya'nın başbakanının baş danışmanıyla orada ahbap oldum. Ve adam bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ya siz ne Avrupa Birliği ile uğraşıyorsunuz, bizimle ticaret yapın. Çünkü Malezya çok özel bir devlettir. Öyle şeriat, meriat falan filan diye konuşuyorlar. Hiç öyle değildir. Bambaşka bir yapısı olan, çok özel bir devlettir. Ben de demiştim ki, sevgili dostum, bizim petrolümüz yok. Bizim kauçuğumuz yok. Bizim tenekemiz yok. Bizim efendim şunumuz yok, buyumuz yok, bu turizmimiz de yok. Biz sizin uyguladığınız ekonomik programları uygulayamayız. Cevabı şu oldu. Bilgisayar software'da dünya ticaretinde da dördüncüyüz demiş ben. Onu unuttum. Evet, o da yok ha. İşte software için sermaye gerekmiyor. Şu gerekiyor. Gayet ucuzdur.
Onu yapın. Yükte hafif üretim. Yükte hafif, pahada ağır. Pahada ağır. Bilgi. Onu yapın. Ve bizimle teşriki mesela yapın falan demişti. Geldik tabii, kimse öyle alengirli işleri ve derin meseleleri kafa yorup da mesela ya da bir silikon vadisi kurma gibi bir heves. Ancak benim de o danışmanın hayalleri arasında kaldı. Yani şimdi üretim yapalım. Ne öğrenelim? Demir çelik yapalım. Mercedes araba yapalım. Yok ya, adam söylüyor işte, bakın ne güzel söyledi işte, ne yapılması gerekiyor. Yani bir hedef gösterdi bize. Hiç bunları biz ciddiye almıyoruz. Neden? Çünkü her sıkıştığımızda gidip başımızı vuracağınız bir yer var. Ankara. Yani bu bir yandan... Bir yanda güzel ama bir yanda da bir handikap. Bir yandan güzel ama bir yandan da bir handikap, evet. Çünkü sonra da bağırışıyoruz. Müdahale ediyor. Ona da IMF müdahale ediyor. Dünyanın neresinde birinden borç alırsınız da size müdahale etmez? NATO müdahale ediyor, Avrupa Birliği müdahale ediyor. Herkes ediyor. Amerika müdahale ediyor. Bir yerden borç aldınız mı size müdahale edecektir. Bunun şeyi yok çünkü verdiği parayı... Bir ilişki olduğunda mutlaka... Geri almak isteyecektir. Bırakın ki Türkiye verdiğine geri almadı. O ayrı bir hikaye. Bu defa da onunla ilgili sorunlar çıkıyor ortaya. Ama o bir emniyet şubabı olarak duruyor aklımızın arka tarafında. Batsak var, gireriz Ankara'ya, anladık derdimizi. Napsa az çok ama gene ihtiyacımız kadar bir yardım oradan çıkar. Belki o bakımdan bu bazı arkadaşlarımız bağırırlar ya, ne para ne memur bu ne seni diye. Belki aslında para vermişse aklımızdan da oy midi çıkarıp kendi yanınızdan gideceğinizi kavururuz seçeneği de önümüze koyardı. Ama dediğim gibi bu da fantazidir. Yani bu da olacak şey değildir. Olmayacak yani. Şey yapıyorum. Fikir cümlesi yapıyorum bu hususta da. Ve tabii iş şeye geliyor. Uzun yıllar benim de söylediğim bir lafa geliyor. Çözüm olmazsa bu işler bitmez. Şimdi artık o kanaatte değilim. Yani uzun yıllar ben de öyle düşündüm ama sonra özellikle Güney'in Avrupa Birliği karşısında yaşadıklarını görünce onun da öyle olmayacağını, çözüm bile olsa bir acı reçete yutmamız maliyeti olacağını, bunun da bunun evet, bir maliyeti olacağını gördüm, anladım. Yani şunu söylüyor biraz da bazı çevreler, işte Türkiye'nin yumuşak karnıyız. Dolayısıyla her ne kadar Türkiye bazı ekonomik protokollerle, tırnak içinde söyleyelim, bazı ev ödevleri, dayatmalar, işte emirler gönderiyor, bunları yapmasak da biz bu parayı alıyoruz ya da desteği alıyoruz, hayatı idame ettiriyoruz. Ama yarın öbür gün işte bir AB şemsiyesi altına girdiğinizde bu böyle olmayacak. Emirler bu defa işte yaptırımsız kalmayacak. Bir bedeli olacak. O zaman toparlanmak durumda kalacağız. Bize de ancak bu yakışır. Biz yoksa tırnak içinde adam olmayız. Yani sokakta, kahvehanelerde vatandaşlar bunu da dile getiriyorlar. Zaman zaman yayınlarda da konuşuyorlar bunları. O yüzden samimiyetle dile getiriyorum. İzleyicilerimizin sizin affınıza sığınarak. Dolayısıyla gerçekten işimiz bu mudur? Yani Türkiye var olmadan kurtuluş mücadelesi yıllarında işte İzmir'in bile alınmasına karşı olan, direnilmemesi gerektiğini düşünenler, işte Amerikan mandacılığı, işte efendime söyleyeyim Batı'nın himayesine girme, bunlar da seçenekler arasındaydı, evet, ve kabul gören seçeneklerdi. Evet. Az ya da çok bir şekilde bunlar konuşuluyordu. Ciddi insanlar vardı kabul çok eden. Ciddi, evet. Çok ciddi direnişler oldu bunlar. O dönemin meclislerinde de bunlar konuşuldu. Duyulmadık şeyler değildi. İtibarlı, evet, insanlar bunları dile getiriyordu. Ne yazık ki bugün benzer şeyleri de konuşuyoruz. Yani işte bir şekilde Avrupa Birliği'ne bağlanalım ya da bir şekilde çözüm olsun, anca öyle kurtuluruz. Yoksa bundan bir şekilde çıkamayız noktasında olanlar var. Tamamıyla umudunu yitirmiş, kendinden, kendi toplumundan umudunu yitirmiş insanlar AB'ye ve federal çözüme bel bağlamış durumdalar. Bu kadar çaresiz miyiz? Hayır. Hayır. Yani benim o bakın kimseyi suçlamadan söyleyeyim. Tabii. Hayatta hiçbir şey üretmemişseniz ama iddialıysanız da eğer toplum küçümsersiniz. Bu bir. İki, nihilizm diye bir düşünce biçimi vardır şeyde, felsefede ve siyasette. Eğer siz kendi
siyasi ve ekonomik varlığınızın tarih içerisinde ortadan kalkacağını düşünürseniz, bütün toplumu ortadan kaldırmaya kalkarsınız. Ben son zamanlarda bu ikisinin esintilerini görüyorum. Özellikle sosyal medyada. Hiçbir şey öğretmemiştir hayatta. Hiçbir şeydir. Ama çok iddialıdır. Yani var ya Türkiye'de argoda bir güzel laf, ağır abi. Evet. Bizde çok ağır abi var. Ve kıymeti kendi etrafındaki 3-5 arkadaşının kendine abi muamelesi yapmasından kaynaklanan. O çeşit dostlarımızda bu toplumu küçümsemeyi görüyoruz. Yani bu toplum ne yaptı ki? Bu toplum ne yaptı ki? Madem söyleyeyim. Yani 1974 Temmuz'unda bizim milli gelirimiz $400 kişi başına. Kıbrıs Cumhuriyeti kaynaklarına göre konuşuyorum. $400. Bugün $13.000. Ne mi yaptı? Oradan buraya geldi. Yapılan çok şey var aslında. Çok şey var yapılan. Yeterli mi? Değil. Dünya sınırını yakaladık mı? Hayır. Ama bu kafa yapısıyla yakalamamız çok zordu zaten. Kaldı ki o, bakın hiç ambargo demeyelim farkındaysanız. Evet. Sorular da geliyor size, soruluyor bu bağlamda. Çünkü onu aşmanın da yolları vardır. Biz çok bizim işimize geldi ambargo var demek bir. Bizim işimize geldi, iyi bir şey olunca biz yaptık, kötü bir şey yapınca Türkiye emretti demek iki. Peki ideolojik temel sıkıntılarımız da burada yatıyor. Yani, Türkiye'nin de hataları olmadı mı? Şimdi bunu da konuşmak falan fayda tabii var. Yani oldu tabii. Şimdi böyle zaman zaman herkes bir yerden yakaladığını alıp onun üzerinden değerlendirme yapıyor. Evet. Kusura bakmayın, bir pencere açtım. Hani yayından önce de bunu konuştuk. Tabii ki var. Ben de buna inanıyorum. Evet. Ama bugün bu hataları konuşarak karşılıklı suçlamalar ya da tek taraflı olarak suçlamalarla bir yere varamadığımız da ortada. Evet. Şimdi bu hataları konuşmanın üslubu ve yeri vardır. Yani bu gizli konuşalım anlamına ele alınmaz. Ya da tartışmayalım değil mi? Veya tartışmayalım anlamında ele alınmaz. Çok ciddi hataları vardır. Örneğin gelip de siz üretmeyin, ben size domatesi boğarım diyen rahmetli Özal, bu memleketteki üretimin katledilmesinin sebeplerinden biridir. Örneğin. Yahut da her kim ki sizi devlete memur alın diyen Türkiye yönetimleri, sizin masrafınız ne ki biz görürüz diyen Türkiye yönetimleri, yahut da buranın uzaklarırken sosyal dengeleri hiç gözetmeden bir de sosyal sorunlar doğmasına sebep olan Türkiye yönetimleri çok ciddi hata yapmışlardır. Yapmasalar bu durum olmaz zaten ortada. Ha. Ama beri taraftan da biz burada Kıbrıs'ta çanak tuttuk onlara. Yapılırken alkışladık. Ben şeyi hatırlıyorum, o üretim yapmayın da biz göndeririz dediğinde rahmetli Özal, biz miting yaptıydık. Bize vatan haini muamelesi yapıldıydı. Öyle hitap edildiydi. Türkiye'ye karşıydılar. Ben Türkiye'ye niye karşı olayım ya? Bunu yaparsak batacağız, onu söylüyorum. Yani şöyle dirilmiyordu bile. Çünkü deniyordu ki ya sus, parayı veriyoruz. Yani. Kes sesini işte, versin biz dağıdalım. Bu da Kıbrıs tarafından gelen bir yaklaşımdı yani. Evet. Onları da unutmayalım. Ve bugün el birliğiyle bu hale getirdik. Yani oradan da hata yapıldı, buradan da hata çanak tutuldu. El birliğiyle bu hale getirdik. Çok daha içler acısı, hukukun konusu hatalar var. Yani yolsuzluklar, şunlar var. Onlar hukukun konusudur. Burada birini itham etmekle bir şey elde edemeyiz ama onlar da var. Türkiye'den konuklarımız geldiğinde buradaki yargının bağımsızlığına çok hoşlandıklarını, çok beğendiklerini söylüyorlar ama evet, yargı bağımsız olabilir de yargının işlevselliği ve adaleti de kamuoyunda tartışılan bir konu. Ha, o ayrı bir tartışma konusu evet. Tabii. Yargımızın işlevselliğini, bir de şunu söyleyeyim. Bizde bir hukukçular jenerasyonu var ki ta o İngiliz zamandan başlayıp da bir iki dönem önce senalar gelmiştir böyle bir süreç şeklinde. Çok üst düzey bir adalet anlayışına sahiptirler.
ve çok üst düzey bir yargı sistemini Kıbrıs'ta tatbik ettiler. Son dönemde yargıyla ilgili şikayetler vardır. Ne kadar haklı, ne kadar değildir? Onunla bizim takdir edebilmemiz mümkün değildir. Belki gene hukukçulara sorarak karar vermek lazım. O hususta da var mı hakikaten öyle şeyler? Yoksa mağdur olanlar veyahut da suçlular yargıyı mı suçluyor diye. Bana kalırsa yargıyı yıpratmak, adaleti yıpratmak anlamına gelir en sonunda. O en son yapılmalıdır. Yani henüz ona sıra geldi diye düşünmüyorum. Yani çünkü ne mutlu ki yargımız henüz böyle kötü kokular vermiyor. Bazı itirazlar oluyor falan ama genelde adil olduğuna inanıyoruz yargı sistemimizin. İnşallah böyle devam eder. Peki bu yeniden hareketlenmesi beklenen Kıbrıs görüşme süreci Transmontana'dan kaldığı yerden bir devam edecek yoksa hiç devam etmeyecek mi? Ya da farklı bir formülle bir yol haritası ortaya konarak yine bir anlaşmaya varılması halinde referandumdan yine bir hayır bir evet çıkması durumunda bu kez Kıbrıs Türklerin statüsünün garanti altına alınacağı öncesinden bir anlaşmaya, Türk tarafının istediği gibi bir anlaşmaya gidilebilir mi? Bu büyük bir soru olarak karşımızda duruyor. Hala Guterres çerçevesinin ne olduğuna dair kafalarda soru işaretleri var. Farklı okunuyor. Bir belge mi, bir çerçeve mi? Bütün bunların dışında New York'ta bir görüşme olacak. Kuru kuruya bir görüşme olmayacağı, öncesinde de yapılan temaslar belli. Bugün Lut'un özel danışmanın raporunu teslim etmesi bekleniyor. Buradan ne çıkar bilemiyoruz ama Kıbrıs Türkler Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bugünkü açıklamalarında bir kez daha teyit ettiği gibi, ifade ettiği gibi bir 50 yıl daha bu süreç böyle devam etmez ama peki nasıl devam eder? Önümüzde başka seçenekler yok mu? Eğer bir seçenek yoksa bu seçenekleri biz yaratamaz mıyız? Bunları da konuşmakta fayda var. Siz federasyonu, federal bir çözümü yıllarca desteklediniz. Evet. Aslında hala da destekliyorsunuz evet. Sanırım. Evet. Ama bir de bazı gerçekler var herhalde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın şimdi federal bir çözümü yıllarca destekledim, hala destekliyorum. Üç sebepten. Birinci sebep bu kadar küçük bir memleketi ikiye bölmenin ekonomik olarak iflasa sebep olacağını düşünüyorum iki tarafta da. İkinci sebep Kıbrıs sorununu bu şekilde devam ettirmenin hem Kıbrıslı taraflara hem ana vatanlara hem de çevre halklarına büyük zararlar verebileceğini, bu gerginliklerin her an çatışmaya dönüşebileceğini ve bunun önlenmesi gerektiğini düşünüyorum o bakımdan. Üçüncü sebep ise şu, 1975 Viyana görüşmelerinden, Viyana Denktaş Kriz görüşmelerinden bu yana, gerek ondan sonra 1977 Denktaş Makarios, 79 Denktaş Kiptiyanu, Doruk Anlaşmaları ve sayısız Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararları ve sayısız Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri raporları ile iki tarafın coğrafi federal bir sistemde hemfikir oldukları bir gerçektir. Yani hiçbir konuda anlaşamadık ama iki taraf iki kesimli iki topluluğu federal bir devletten yana anlaştı. Belki tek anlaşma budur olan şu ana kadar. Şimdi bunun kimin görüşü olduğunu unutmamız ve unutturmamamız lazımdır. Bu Rauf Denktaş'ın görüşüydü. Yani 1973'te Bülent Ecevit ilk defa hükümet kurduğunda Milli Selamet Partisi ile bizim o esnada Kıbrıs görüşmeye devam ediyordu yine. Ama artık Rauf Denktaş 1965'te ortaya attığı o federal bir Kıbrıs devleti tezinden çok uzaklaşmıştı. Çünkü adada Kıbrıs'ı Türk kalmıyordu. Farklı zarret dolayısıyla sürekli göç veriyordu adada Kanada'ya ve Avustralya'ya. Ya da nispeten daha hızlı İngiltere'ye. O görüşme sürecinde Klirdis anılarını anlatıyor. Rauf Denktaş temsil oranının 130'dan 120'ye inmesini kabul etmişti. Ayrı belediyeler meselesinin inkişaf öncümleri varsasıyla çözülmesini kabul etmişti. Rum görüşmeye epey yaklaşmıştı yani. Çünkü yok olmak üzere olduğunu düşünüyordu. O koşullarda
rahmetli Bülent Ecevit hükümet kurdu ve Kıbrıs konusundaydı ki bizim milli tezimiz federasyondur. Makarios'la Kıbrıs'ın iç işlerine müdahale ediyorsun diyerekten görüşmeleri kesti. Yani federasyon Türk teziydi. 75'te niye kabul edildi artık? Çünkü fiili olarak adanın %30 küsuru Türk askerinin eline geçmişti ve bu tarafta ayrı bir yönetim kurulmuştu. Bu bir gerçeklikti, gerçekliği kabul etmek gerekiyordu. Şimdi federasyonların ne oldukları ve ne olmadıkları konusunda dünya hukukunda ve siyasetinde ölçekler var. Federasyon bir, iki eşit arasında kurulur. Birinci koşulu budur. Yani bu şu demek, ABD bir federasyondur, İsviçre bir federasyondur, hatta konfederasyondur İsviçre. Evet. ABD'de temsilciler meclisinde her şey, eyalet nüfusu oranla temsil edilir. Senato'da ikişer üyeyle temsil edilir. 20 milyonluk Kaliforniya'da, 300 binlik Alaska'da. Şeyde 7 milyonluk eyaletle İsviçre'de 6-700 binlik eyaletin federal devletin yani şeyi meclisteki temsiliyeti eşittir. Yoksa federasyon olmaz. Yani. O bakımdan bu biz %80 siz %20 söylemi yeni bir söylem değil. 1950'de en üst plebisit yapacaklarına da aynı lafı söylüyorlardı. Büyük halk şövenizmidir. Üniter devlet kuralım, sizler için azınlık olun. Demenin elenigasıdır. Öyle bir teklifle federasyon olmaz. Yani o federasyon olmaz. O federasyon değil. Eğer yani teklif federasyon ortadan kaldırdıysa 1973'ten beri yani bizi oyalamakta iseydiniz ben federasyon kurulmasını destekliyorum. Eğer o değilse kuracağımız, sizin teklif ettiğiniz anlaşmamız zordur. Peki sizce bugün üzerinde sözüm ona tarafların hemfikir olduğu tek konu coğrafi federasyon, iki toplumdan oluşan iki kesimli ortak egemenliğe sahip, tek egemenliğe sahip evet. Bir ortak devlet AB çatısı altında bugünkü haliyle bunun üzerine gidiliyor. Ama bunun satır aralarına girildiğinde toprak konusunda yönetim, güç paylaşımı gibi, çapraz oylama gibi buna benzer pek çok konuda işin içine detaylarına girdiğinizde özellikle şu dört özgürlük meselesine girildiğinde işte Türk-Yunan dengesinin oranlarının değiştirildiğini ya da değiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu masaya konulduğunda aslında buralara da girişler olduğunu görüyoruz. Yani bunun da pek aslında çok da homojen iki kesimli coğrafi anlamda, haklar anlamında söylüyorum. Yani tabii ki birlikte yaşanılabilir heterojen olarak hiç sıkıntı yok eskisi gibi ama çok da oraya doğru gidişatın diğer taraftan bakışının oraya doğru olduğunu görüyoruz. Yani öyle bir hücumun atağın olduğunu görüyoruz satır aralarında. Evet. Bizim gördüğümüz gibi pembe bulutların içerisinde, bir tepsinin içerisinde işte siz orada, biz burada birlikte istediğimiz zaman gelip geçelim, işte alışveriş yapalım, yiyelim, içelim, gezelim, sosyal aktivite tek bir devlet, sorun bitti gibi görünmüyor aslında. Çözümün birinci günden itibaren yepyeni bir sorunlar yumağıyla karşılaşılabilme durumu ekonomik anlamda, sosyal anlamda da gündemde. Yani bunları da görüyoruz. Bu federasyon karşıtlığı değil ama müneccimlik de olmasa gerek. Nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Dünyanın bu çağında ve bu zamanda sadece bir etnik kökenden gelen insanlardan ibaret bir devlet olmaz. Onu bir... Herhalde kalmadı da. Yok. Yani öyle bir devlet yok. Yani bu ırkçılıktan öte bir taleptir. Önce onu söyleyelim. Ancak tarafların birbirine güvenliğini sağlaması üzerine örneğin AB'nin merkezi olan Belçika'da Völön bölgesi ile Flaman bölgesi arasında bu çeşit anlaşmalar var. Yani örneğin Flaman bölgesine Hollanda'dan, çünkü onlar Hollanda halkıyla aynı soydandırlar. Völön bölgesine, onlar da Fransızlarla aynı soydan geliyorlar. Völön bölgesine Fransa'dan nüfus aktarıp yerleştirme yasaktır. Bunun gibi
bir taraftan öbür tarafa geçecekseniz Belçika'da, mesela Flaman bölgesine geçecekseniz, geçip yaşayabilirsiniz ama artık Flaman kabul edilirsiniz. Bir Flaman olarak devlet ile ilişkileriniz yürür. Oy vermekte, vergi vermekte vesaire. Bu çeşit düzenlemeler Avrupa Birliği'nin merkezinde bile vardır. Ha, veya mesela Sudet Almanları, eski Çekoslovakya'nın Sudet bölgesi, Çekya yer aldı şimdi. 6 milyon Alman 2. Dünya Savaşı sonrasında oradan sürüldü. Sürüldü yani, tekme tokat sürüldü. Mallarına el kondu. Ve stoklara dağıtıldı. Tarımsal araziler. Hiç kullanılmadı. Sonra bölündü şey, ülke bir daha. Sudet Çekya'ya kaldı. Almanlar yeri çağırdı. AB'ye karşı çıktı. Gene bir göçmen sorunu edeyim. Tazmin edeyim. Zamana yayın, taksitle tazmin edeyim. Ama o artık olay bitti. Ha, şimdi bizde de bir kuzeyde Türk devleti, güneyde Rum devleti olacak ve kuzeye hiç Rum gelmeyecek, güneye de hiç Türk gitmeyecek. Yani yerleşmek. Bugünkü uygulama da bu değil zaten. Yerleşmek anlamında. Bugünkü uygulama bile bu değildir. Değil evet. Ama anlam planında mesela bu konuda önlemler vardı. Bir yerleşim biriminin %10'unu geçemez. O bir halktan gelecek olan nüfus. Dört özgürlük tam anlamıyla uygulanacak mıydı o dönem? Dört özgürlük işte yani yerleşme özgürlüğü de var. Ama %10'unu geçemez. Mesela örnek olarak. Bir delegasyon kurulmuş oraya. Mesela Lefke'nin 5000 nüfusu vardır. 500'e Rum gelip yerleşebilir. Tercihen en yaşlılardan başlayarak. Çünkü onların ömrü az kalmıştır. Bu şeyde ne denir ona? Otantik köylerinde, memleketlerinde yaşama hasretlerini gidersinler diye. Aslında gerekçe buydu ama o esas gerekçe 60'ından sonra ortalığa sabotaj yapacak hali yok. Yani oydu. Bunun gibi önlemler alınabilir. Buna Rum Helen milliyetçiliği buna karşı çıkar. Niye? Hepsi bizimdir. Düşüncesinden dolayı. Yani şimdi ben babamdan, dedemden kalan toprağa izinle mi geleceğim gibi. Gerekçeyle karşı çıkar. Ama bunlar da yapılmazsa bir anlaşmaya varılabileceği de çok şüphelidir. Şimdi anlaşma istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız tavizler verirsiniz. Biz de onlar da. Hangi konularda biz güçlüyüz? Toprak konusunda ve asker konusunda. Onlar hangi konularda güçlüyor? Hukuksal konularda. Tamam, sen oradan taviz, ben de buradan taviz vereceğim ki bir anlaşma olabilsin. Dolayısıyla New York'ta, bir daha bu Guterres belgesi, ben şunu da söyleyeyim. New York'a giden bir tane tip vardı, çok alay ettiğim, ona inan. Hani Bemegen Esenler'in Kıbrıs özel temsilcisiydi, Norveçli. Evet, Ayde. Ayde, bizim Ayde ya. Ben çağrı yaptım, gönüllü bir şey meyhaneye çalmayın, nene kaçmasın burada kalsın diye. Öyle sevdiğin adamı ya, ooo Arkoslu kardeşimiz. Bu memurlara öyle bir gönül düşürür. Biz ki İngiliz zamandan beri. Böyle daha sonra Türkiye'nin sancaktarlara gönül düşürttüğünü, şimdi Avrupa Birliği'nden gelen veya BM'den gelen memurlara böyle şeyle, kara sevdayla aşk düşürürük. Guterres öyle biri. Ya bu Guterres Portekizli, bir Dışişleri Bakanı'ydı. Emekli olduğu, BM'den seçildi. Bir maaş alan bir memurdur. Şey değil ya, bunu Allah peygamber tayin etmedi buraya da. İlahi bir adalet. Bu öyle bir şey yok. Mesleği değil. BM'de ilahi bir adalet merci değildir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında galip gelen beş devletin çıkarlarını korumak üzere kurulmuş. Beş devletin egemenliğinde bir devletler... Dünya düzeni. Bir devletler organizasyonudur. Evet. Yani onun için BM böyleydi. Dediyse yani Amerika Rusya'nın çıkarı var demektir, öyle söyleyeyim. Peki toparlayacak olursak bu New York'taki zirveden sizce ne çıkar? Ya da bir ilerleme sağlanır mı? Ben görüşme yapılmasına karşı değil. Fakat görüşmeye giderken karşı tarafın katiyen kabul etmeyeceğini bildiğiniz şeyleri önererek giderseniz anlaşmak üzere gitmediğiniz düşünülür. o bakımdan her iki tarafında karşı tarafı rencide etmeyecek
ajit etmeyecek, tahrik etmeyecek öneriler ile oraya gitmesini beklerim. Yani sıfır asker, sıfır garanti meselesi açıkçası Kıbrıs Türk tarafını tahrik eder. Tahrik eder. Yani Sayın Erdoğan da asker çekilmeyeceğini, aksine artırılacağını söyledi. İşte bir mesaj verdi. Onu da şey yapmak lazım, iyi değerlendirmek lazım. Dış politikada son dediğinizi söylemezsiniz. Söylemeniz gerekeni söylemezsiniz. Demek ki şimdi öyle konuşulması gerekiyor ki öyle söyledi. Evet. Yani. Yoksa buraya yani 40 bin asker var, 50 bin daha yollarız. Burada 100 bin asker olsa ne olacak? Yani neticede içecek su bulamayacağız. Onlar da bize. Yani. Evet. Gereği de yoktur zaten, ihtiyaçları yoktur ama belli bir şey için o laf söylenmiştir. Muhtemelen. Yani, özellikle üst konusuyla ilgili de bir mesaj geldi. Hani üst konuya yani, şu anda ihtiyacımız yok şeklinde bir mesaj geldi. Evet. Bu da New York'a yönelik bazı mesaj. Bizim oraya ulaşmamız dakikalarla sınırlı dedi. Bizim orada üste ihtiyacımız yok dedi. Dolayısıyla bu New York öncesinde ki enerjisi çekmeleridir bunlar. Var ya Kırpınar'da. Güreşlerde. Enerjisi çeker pehlivanlar tutuşmadan önce. Onlar yapılıyor şu anda. Allah bizim yardımcımız olsun. Sayın Akıncı'nın da Mr. Anastasiyedis'in de Türkiye'de Yunanistan'ın da. Peki diye. Efendim. Teşekkür ederiz. Bu belki birinci bölüm olsun. Bir girizgah sayalım bugünkü programımızı. Teşekkür İnşallah ederim. Yine yakın vadede. İnşallah. Belki de güzel şeyleri konuşurken. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz vakit ayırıp programımıza geldiğiniz ben için. Ben de teşekkür ederim. Nazik davetiniz için. Değerli izleyenler, Sayın Nazım Beratlı ile beraber biz ailen süreyi tamamladık. Bugün daha konuşulabilecek pek çok şey var ama genel hatlarıyla programın süresini el verdiği şekilde bir araya geldik. Yarın da aynı saatte yeniden görüşebilmek ümidiyle iyi akşamlar diliyoruz. Diyalog TV halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Her hafta başka bir bölgede halk